Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innike entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu beşiran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahya'd dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâ'l hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza raeytum men yebi'u ev yubta'u fil mescid fekulu lehu la arbahallahu ticaretek. İlâ ahiril hadis. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbaları, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için El Fatiha. İza ra'aytumur racule kad utiya zuhdan fid dunya ve qillatan mantiqin faqtaribu minhu fe innehu yulaqqa al hikme. Ey müminler, siz bir adama dünya zühdü, dünyaya tapmamayı vermiş Allah. Zengin adam ama dünyayı hiç tapmıyor. Gerektiğinde bir veriyor, Allah ağzın açık kalıyor. Dünyayı tapan adam veremez ya, para kazanmak zor. Adam çok zengin, gidiyorsun. Ben bir zengine gittim, duydum, söylediler, gittim, hiç tanımıyorum adamı. Dedim böyle böyle fakültede öğrenciler var, çalışkan oğullar, temiz çocuklar var. Ben bunlara zekat götürüyorum, çocuklara filan. Adamın da uluslararası ilişkileri olan büyük bir zengin. Söyledim kağıtla, adam toplanıp çıktı geldi. Genel müdüre dedi ki, hocam ne kadar isterse verin dedi. Sonra geri göndereceğim hocam dedi. Şimdi heyet toplantı halindeyiz, ben içeri giriyorum dedi. Ben mesela 7 istiyordum, o 700 veriverdi hemen. Ben de inanamadım. 700 mi dedim. Evet dedi, Nima hocam bunu dedi. Benim seni bulmam lazım dedi. Sen gelmiş beni bulmuşsun. Teşekkür borçluyum sana. Ben 7 istedim, herif 700 verdi. Böyle ağzım açık kaldı. Bu adam dünya zengin ama ahiret adamıdır. Zengin olmak dünya adamı demek değildir. Zengin kimdir? Mevlana gibi seni ibadetten alıkoyandır. Elbisenin güzelini giyiyorsun, problem değil. Temizini giyiyorsun, problem değil. Arabanın güzeline biniyorsun, problem değil. Evin güzelinde olsun, problem değil. Ama işte o adam da en lüks arabayı istediğin zaman, 7 istedim, 700 verdi herif. Hiç de çekinmeden teşekkürlerimle dedi. Tanımıyorum ya adamı. Aha, böyle dünyaya tapmamak lazım. Taptığın zaman gidiyorsun şimdi, İşte senetleri de, işte bir çekleri de ödeyemiyorum da, kriz var da falan, 1000 liradan su getiriyor, vereceği 50 lira, 100 lira. Yok arkadaş, bu dünya adamı işte. Öteki de veriyor. Böyle hiç uzun uzatmadan, kısaltmadan al diyor, teşekkür ederim diyor. Dünyanın ölçüsü bu. Küllü me elhâke ammavlâke fehüve dünyâke. Mevlan'dan seni alıkoyan dünyadır. Alıkoymadı mı? Dünya olmaz.
İmam-ı Azam Hazretleri zengin adamdı. Bütün talebesini bedava. Hiç hem okutuyor hem hiç para almıyor. Yer, yatak, hep cuma günler kebap yediriyormuş. Şimdi benim talebeler diyecek ki hocam sen bize kebap yedirmiyorsun. Ama o kadar zengin değilim ben, ne yapayım yani. O zenginmiş. Ortağına iş gördürülmüş. Talebelere, hocalara da paralar verilirmiş. O kadar çok para. Zengin. Evet. Ama evde kendisi kavrulmuş arpa unu yermiş. Nefsim azmasın diye. Ama giydiği elbise son derece muazzam elbise. Allah bana bu zenginliği verdi, üstünde görmek ister diye. Arpa unundan başka bir şey yemiyor, azarım diye. Azmamak için kendi nefsinle de mücadele ediyor. Yani arabanın güzeline bin, evin güzelinde otur, elbisen güzeline giy de. Ama enaniyet sahibi olma, kibirli olma, gururlu olma, kendini beğenmiş olma, ucup sahibi olma. O gibi işte. O gibi. Yani adamın birisi meclisinde üstü bası perişan, sen demiş dur, otur. Dersten sonra bir ton para koymuş. Altınları koymuş bir kese. Al bunu demiş. Herkes çıktıktan sonra bir de hayır derken fakirin onurunu düşüneceksin. O da insan. Evet. Herkes çıkmış. O da kendi çıkmış demiş. Bir bakmış çil çil altınlar. Koşmuş. Hocam demiş sen beni fakir zannettin herhalde demiş. Herifin üstünde elbise dökülüyor. Lime lime. Zengin mi yoksa demiş. Oo demiş benim şurada şu bahçem var. Şurada sürülerim var. Şu dükkanlarım var. Nasıl bağırmış ona. Allah sana vermiş. Sen ne cimrilik ediyorsun lan demiş. Bir temiz elbise almıyorsun üstüne. Tahdis-i nimet şükür olarak giy, kuşan, bin, otur. Ama kalbin Allah'a bağlı olsun. Dünyaya tapma. İşte böyle gerektiğinde veriveren var ya, hiç eğip büyümeden dünyaya tapmayan bir adamı gördünüz mü? Ve kıllete mantıkın, az konuşan bir adam. Evet, az konuşuyor. Sen çok konuşuyorsun hocam, yani açıklamaya çalışıyoruz, ne yapalım yani. Bir de beceriksiziz. Becerikli olan adam uzun, çok konuşmaz, bir laf eder, bomba gibi konuşuyor. O da Muhammed Mustafa. Peygamberler arasında onun özellikten birisi bu. Cevami'ül kelim. Bir laf ediyor, üniversiteye gitmedi. Yaz yazması bilmiyor, ümmi. Ama bir laf ediyor, ciltler dolusu eser yaz. İnnemel amalu bin niyyat. Davranışlar niyete göre, kasta göre değerlendirilir. Buyur. Modern hukukun, ilmin noktası bu. O 1450 sene evvel söylemiş. Hem de hiç üniversitesi yok. Cevamül kelim. Bilav ediyor, döktürüyor. Neden? Muallimi Allah. O seçmiş. Beceremeyince yani diye bir cümlelik şeyi 10 sayfada zor anlatıyorsun. Beceriksizliğin alameti bu. Ama sen konuşurken yine az konuş. İşte böyle dünyaya tapmayan, az konuşan bir adam gördün mü? Ne diyorlar? Kemal ehli kemalatı sükut ile buldular hep. Kelamın fıdda ise sükut eyle olsun zehep. Ne güzel söz. Büyük insanlar, Mevlana'lar, Yunus'lar, Akşemseddin'ler. Evet, burada söyleyelim. Allah razı olsun. Panorama 1453 diye müze var Topkapı'da. Bu Akşemseddin İslam'ın fethinde bulunmuş biliyorsunuz Fatih. Onu canlandırmışlar. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Muhteşem bir müze. Gidip görmenizi tavsiye ederim. O günkü günü, atalarımızın ruhunu kimmiş, nasıl savaşmışlar, gözünüzün önüne koymuşlar. Her şeyiyle. Çok uğraşmışlar. Mutlaka görün. Mutlaka götürün delikanlıları. İnançsızları da götürün. Bak senin deden atan böyleymiş diye tarihini bilmeyen milletten hayır gelmez. Öğrensin. Muhteşem bir güzel iş yapmışlar. Evet. Akşemseddin de bunlardan birisi işte. Dünyaya metelik vermiyor. Az konuşuyor.
Büyükler büyüklüğü, rütbeyi az konuşarak kazandılar. Söyleyeceğin söz gümüş. Sus da diyor altın olsun diyor. Ne kadar doğru. Evet, şimdi ben bir hoca bendinden okudum. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Hoca bendi benim hocamla beraber işte bir medresede dirsek çürütmüş bir amca geldi benim yanıma. Tüccar, zengin olmuş. Yeni namazında abdestinde ha. Akşam benim evime misafir oldu. Hocam sağ o zaman. Oğlum dedi. Buyur amca dedim. Senin bu hocan var ya, evet. Ya dedi, hiç susmuyordu ya, hiç konuşmuyordu ya. Biz de hoca bizi imtihan ediyor hoca, soruyormuş. Yarım saat hocaya, bir saat konuşurmuş bu. Ya oğlum dedi, biz cek 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 konuşa konuşa tüccar olduk dedi. Senin bu hocan susa susa evliya oldu ya dedi. Hadis de onu söylüyor. Az konuşan kazanır diyor, büyük rütbe alır. Evet, ihtiyacın kadar konuşacaksın. Ondan sonra sen de diyorsun men kesura kelamuhu kesura sakatu. Çok konuşanın yanlışı çok olur. Ciddi şeyler azdır. Palavra sıkmasan dinse dinlemez. Yalan katıyorsun ki tatlı olsun. Ne kadar güzel az. Böyle az konuşan, dünyaya metelik vermeyen bir adam gördünüz mü? Faktaribu minhu. Yaklaşın ona. Bu adamda iş var. Arkadaşı ona, yanından ayrılmayın. Feinnehu yulakkal hikme. Çünkü Allah Zülcel Hazretleri ona hikmeti lütfetmiştir. Kime hikmet verildiyse de, Allah tarafından kime hikmet verildiyse de, çok büyük ilim verilmiştir. Çok ilim verilmiştir. Çok büyük lütufta bulunulmuştur. Ne demek hikmet? Mesela biz bakıyoruz şu minbere. İşte kavun renginde, kavuçun renginde bir şey, tahta mı, ne bileyim, elyaf mı, nedense diyoruz. Hikmet sahibi adam bakıyor ona, yok diyor. Sen diyor, görünüşe aldanıyorsun. Bunun anlamı şu diyor, hikmet sahibi adam. Elmalı Hamdi Yazır hocamız, rahmetli, çok güzel tefsir var biliyorsunuz. Onu söylediği için beni ayıplamayın. Ben de oradakini aktaracağım. Pavyona gider herif diyor. Her gün bir herifi gönüller oradaki pavyonun kadını. Yüzümüzü çentiklidir. Harabeden çıkmıştır. Kurşun yemiştir. Kafası esen. Kavga ediyorlar. Biliyorsun geçenlerde sürdüler götürdüler kadıncağızı. Onlar öyle. Herif diyor kafayı çeker çeker. Tükürsen tükürüp yüzüne yapışmayacak karıya dünya güzelliğim diye sarılır diyor. Hikmet sahibi olan adam onun iç yüzünü görür. Bakıyorsun ne muhteşem adam. Ya ulan sahtekar bu. O öteki tarafını görür. İç yüzünü görür. Hikmet bu demek. Hikmet bu demek. Sen görürsün şöyle dersin. Öteki yok yahu senin dediğinle hiç ilgisi yok. Şöyle der. Hikmet bu demek. Basiret sahibi olmak demek, işin sonunu kavramak demek. Evet, doğruyu eğriyi ayırabilme melekesi. Kimde var bu? Aklı selim sahibi olanlarda var. Yani hocam, biz aklı selim sahibi değil miyiz? Ben ortadan konuşuyorum canım, sen şöylesin demiyorum da. Değiliz. Aklı selim sahibi oldun mu, yanlış yapamazsın ki. Akıl doğruyu eğriyi birbirinden ayırma melekesi. Allah bunu vermiş. Bizimki neye ayırmıyor hocam? Ebu Cehil'in de aklı vardı, hatta dahiydi ama iman edemedi. Ebu Leheb de dahiydi ama iman edemedi. Neden? Aklı selimi yok. Aklı var, selim. Yani gururdan, kibirden, hasetten, kinden, öfkeden arınmış. Aklı yok. Çekemiyor. O çekememe duygudur. Haset duygudur. Aklını örtüyor, kafa çalışmıyor. Kin gidiyor. Kin duygudur. Aklını örtüyor, kafa çalışmıyor. Kibir duygudur. Gadap duygudur. Duygu aklını örtüyor. Gerçeği göremiyor. Onun için aklı selim sahibi değil. Akıllı tımarhanına gitmez akıllı ama aklı selim sahibi değil.
kin, nefret, haset, fesat, gurur, gazap, ucub, kendini beğenmiş, bunlardan arınmış. Aha, böyle saf akıl. Baktın mı öbür tarafını görür, gerçeği görür. Aha, Allah böyle az konuşan, çok konuştum yanlış söyler. Akıllı adam az konuşur. Dünyaya tapmaz, neden? Bir zengin vardı, çok hoşuma gider. Allah rahmet eylesin tüm müminlere, geçmişlerimize. Konuşuyor şimdi televizyonda. Aa diyor, ben şuyum da diyor, sanki diyor sen de bir gömlek giyiyorsun, ben de bir gömlek giyiyorum diyor. Sen de bir tabak yemek yiyorsun. Ne güzel söz ya. Dünyanın en zengini ol istersen, o da bir gömlek giyiyor, sen de bir gömlek. İş bu değil mi arkadaş? Öldüğün zaman bir beyaz kapıda bürünüp gitmiyor musun? Hanlar, hamanlar, yüz milyonlar, milyar dolarlar, ne hiçbir şey yok. O da çıplak bir herif, sapsarı, şöyle dürtsen ne dürtüyün diyemez. Üşüse üşüdüm diyemez. Yıkayıcıyı kızgın su dökse ne yakıyorsun diyemez. Sapsarı, cansız ettir ya. Ola dünyanın en büyük adamıydın sen, en büyük makamı sahiptin. Ya yıkayıcı adam şöyle tettiriyor, dönmesin isterse. Sonumuz bu değil mi? İster zengin ol, ister dünyanın en büyük makamını elde et. Evet, akıllı adam bunu gördüğü için sonunda bana faydası olmayan dünyaya ne tapayım yahu? Bak zengin olmayın demiyoruz, dikkat edin. Dünyaya tapmanın yanlış olduğunu söylüyoruz. Zengin olmasan hac yapamazsın, zekat veremezsin. Bu camiyi zengin olması kim yaptırır? Zengin olmayın demiyoruz. Dünyaya tapmamayan. Evet, dünya tapmayanı, az konuşanı gördünüz mü? Yakın olun, arkadaş edinin, dost edinin. Çünkü ona gerçeği görme hassası, hikmet verilmiştir. Hikmet verilmiştir. Evet, şimdi öyle diyor arkadaşları, delikanlıları. Yerler yeri. Yürüler, lise arkadaşı, üniversite arkadaşı, hep aralarından geldik ya. Yürü, ne yapacağız? Kaç tane kız var, alem yapacağız bu gece. Yok arkadaş, ben gitmem. Lan ne, daha yaşın kaçı lan? Şimdi yaparsın, çatarsın, bir hacca gidersin, zaten baban hacı, paran da var, sıfırla gelirsin. Öyle diyorlar ya, ya şurada iki tek atalım lan ha. Ne olacak ya, yarın da camiye gider bir namaz kılarsın, ödettirirsin. Öyle diye götürmüyorlar mı? Akıllı adam diyecek ki, bir saniye sonra ölmeyeceğini bilen var mı? Evet, vaka bu değil mi? Bunu söyleyen adam, yarına kadar kalacağın garanti belgesi var mı? Ben Müslümanım arkadaş, ya şu halimde, meyhanedeyken, sarhoşken, o kızlarla aşna fişneyken ölürsem ne olacak? Ameller sona göre değerlendir diyor peygamberimiz. İnnemel amal bil havatim. Ben gitmem arkadaş. Ya Azrail gelir de orada canım olsa. Yaşı lan kaç? Yaş tanıyor mu yaşı? 17 yaşında da ölen var, 20'sinde de ölen var, 100'ünde de ölen var. Belli ol, belli değil ki. Akıllı adam yok arkadaş. Yapamaz, pisliği yapamaz. Ül verirsem der. Allah korusun. Allah korusun. Evet. Böyle konuştu mu düzgün koşunur hikmet sahibi adam, yaptığı işi sağlam yapar, düzgün yapar, karar verdiği zaman düzgün karar verir, etkiler altında kalmaz, gerçeği görür, basiret sahibidir, dert dertlik adam olur. Her durumda hem öfkelenmez, çok sevincinden dolayı palavra sıkmaz, hiç itidali kaybetmez. Hep aklı selimine göre hareket eder. İşte bunlarla muttasıf nitelikli bir adam gördün mü? Bu adamla arkadaş ol. Yanından ayrılma. Eşyayı olduğu gibi görüyor, gerçeği olduğu gibi görüyor diyor peygamberimiz. İbn-i Mace, İbn-i Hibban, Ebu Nuaym Hilyesinde, Beyhakişovil İman'da, İbn-i Sakir, Tabarani, Beyhaki, Ebu Hureyre Hazretlerinden mevsuk, güvenilir raviler tarafından nakledilmiştir. Allah onlardan razı olsun.